Evet, şu anda Twitch üzerinde canlı yayındayız. Tuhaf geliyor şu an bu. Evet. İlk kez Twitch'te yayın açıyorum. Abone ol tuşu yok. Kapalı. Şu anlık kapalı. Belki birkaç yayın sonra açabiliriz. Bilmiyorum nasıl açıldığını da onu araştırırız beraber. İlgili arkadaşlarla. Kalite yükseldi sanki demiş. Harbiden mi? Demek ki platformun ana odağı yayın olunca böyle oluyor. Tipte hayırlı olsun şimdiden Erdem. Teşekkür ederim. Şey çok tuhaf. Menü çubuğundan paneller menüsünü... Okey. Tamam. Şu an mesela sizin profil resimleriniz yok ya, o kadar tuhaf geliyor ki bana. Çünkü kimin ne dediğine bakmak için ismine bakmam gerekiyor artık. Önceden profil resmi benim için görsel bir işaret oluyordu. Güzel oluyordu. Bilmem ne 07. Keşke aynı isimlerinizi kullansaydınız ya. Kesin böyle iki platformda da farklı isimler kullanan arkadaşlar vardır. Köyden indik şehre. Eşekten inip ata binmek gibi mi oldu? Nero Plushy. Beni tanırsınız artık. Spartalı oyuncu. Ben YouTube'daki Yumi Jungle. Sucuklu kahraman. Benim ismime bakmak çok hoşuna gidecek Erdem. Güzel isim. Beğendim. Sucuk severiz. Demin de sucuklu bir yemek yapmıştım kendime. Burada moderatör değilim demiş. Sahi burada benim bazılarınızın moderatör yapmam lazım. Ancak nasıl yapılıyor bilmiyorum. Bunu yapmam gerekiyor. Nasıl yapılıyor acaba? Güvenlik mi demem gerekiyor? Güvenlikte mi belirtmem lazım? Yo, burada değil. Bilen var mı? Aha, kayboldu. Kanalıma geri dönemiyorum. Oyo. Ne oluyor? Kanalıma geri dönemedim şaka maka. Bir dakika. Yayını bir daha açmam lazım. Bilen var mı ya? Abi benimkini bilmezsin YouTube'dakini yani. Neyse, buradakileri de ezberleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. YouTube'da kaç kişi vardı bilmiyorum ama şu an 21 kişiyiz. Muhtemelen burada sayımız biraz az olacak oradakine kıyasla. Çünkü ana kitle orada kaldı. Bakalım. İnşallah birkaç yayın sonra toparlarız diye düşünüyorum. İzleyici sohbeti ilk kez katılıyor. Yazan kişiler var. Aleykümselam abi. Selam verip hanımın doğum günü kutlamasına kaçıyorum. İyi yayınlar. Yengemin doğum günü kutlu olsun. Ömrü bereketli olsun inşallah. Mod yazıp adını gireceksin abi. Öyle mi? Çok kolaymış. Hemen şey yapalım. Kimi yapalım? Kimler modda orada? Kim mod olmak ister? O 35'e yükseldik. Harika. Ceren moddu, doğru. Ceren'i yapalım. Ceren alt-411. Ceren'i yaptık. Demokrat var. Demokrat Bey. Geçersiz kullanıcı. Demokrat yazmışım, pardon. Kek Demokrat Bey. Tamam. Abi chat'i yavaş moda al. Daha kolay yetişirsin chat'e. Öyle de siz şey yaparsınız. Yani siz sıkıntı çekmeyin de gerisi önemli değil. Oha, 61 kişi olduk bir anda. Ne oluyor be? Demokrat yazdık. Seçmek gibi değil. Önceki modlarımızı burada da uygulamaya çalışıyorum. Başka kim kaçtı gözümden? Ceren, ilk modluğu sen aldın. Hayırlı uğurlu olsun. 60 oldu 5 dakikada harbiden. Var mı böyle gözümden kaçan? Phoenix olmak ister mi acaba? Glitchcon'a katılmış. Dinozor görünüyor isminin yanında. Erdem abiye kolaylık olsun diye dedim. Evet, az kişiyiz. İsmimi çalmışlar. Ben de böyle bir şey seçtim. Nokta isterken. Ama bu bizim nokta. Abi hayır, daha 62. bölümdeyim. Neden? Hop, selam, ne haber? Vafuh gelmiş. Abi orijinal Ovo ben. Ovo'yu yapabiliriz. Oyuncu ve oyunları. Oyuncu ve oyunları. Tamam, Kaan'ı da yaptık. Peki mod olduğumuzda ne yapacağız? Yani asayiş sağlayacaksınız. Küfredeni ve spoiler vereni uyaracak, banlayacaksınız.
Abi abone olamıyorum. Abonelik yok ki zaten şu an hesabımızda. Sadece takip var. Biz yayını daha ileride görüyoruz la. Nasıl ya? Gelecekten mi geliyorsunuz anlamadım. Burası asayiş Berkemal. Tımarlı sipahi rolü gelir Merdem. Aynen. Nasıl roller var acaba merak ediyorum. Abi aboneliği ekle. Birader bilmiyorum ki nasıl ekleniyor. Bakalım hemen. Yayıncı paneline. Hadi gelin beraber bakalım hatta. Ekranımı paylaşayım sizlerle. Oo kameraya açtık yanlışlıkla. Merhaba arkadaşlar. Ne kadar yüksekte kalmış. Laptop olunca böyle oluyor demek ki. Evet. Şimdi bu tıraş olduğumu da gördünüz bu arada. Allah'tan kamera daha aşağıda değildi. Çünkü atletle oturuyordum. Atletimi görmenizi istemez. Steam niye görünüyor? MSC'i göstereyim. Oy abi yakıyorsun yine demiş. Şu arkadaki beni kapatalım. Sonsuz paradokstan da kurtarayım sizi. Şimdi böyle bir panelimiz varmış. Buradan biri şey demişti. Başarılara git demişti. Başarılarda galiba. Haydi bakalım mı tamamlamışız. Sanırım aynı anda 5 kişi sohbet etsin diyor. Bu şu an aynı anda 5 kişi değil birden fazla kişi sohbet ediyor. Bir topluluk oluşturduk aslında. Yayın bitirdikten sonra abonelik açılır gibi düşünüyorum. Orada şey vardı. İştirak olmaya giden yol diye bir şey vardı. Büyük ihtimalle oradan yapılıyordur diye düşünüyorum. İştirak olmaya giden yol. 8 saat yayın yap. Yok artık. 7 ayrı gün yayın yapın. Tamam bu biraz sürecek arkadaşlar. Öyle kolay bir şey değilmiş bu. Ben daha kolay olacağını düşünüyordum. 78 kişiyiz. Hadi vakit kaybetmeyelim ve başlayalım ha. Ne dersiniz? Tekrar kamerama geçmem umarım. Evet, geçmedim. Hadi bir daha geçeyim kamerama. Merhaba. Diri diri. Dangangopa yazan bir arkadaş var. Onu bulursam önüne bir tane kalem ve kağıt koyacağım ve 100 kere Danganronpa yazdıracağım. Yani bir oyunun ismini hayır bir kere yanlış yazarsın, iki kere yanlış yazarsın ama abi bir oyunun ismini nasıl 100 kere yanlış yazabilirsin? Bir Twitch'e satıldı modlumuz. Kinder. Kinder. Kindersiz olmaz arkadaşlar. Biz bu yola Kindai ile çıktık. Biz bu yola Faruk'la çıktık. Ajan Faruk. Equireya. Selamlar, hoş geldin. Dangan Umut. Rompa Umut mu demek? Yora burada mı? Abi yüzün çok ciddi duruyor. Ciddi bir adam olduğum için olabilir. Şu Dangan Rompa'yı size paylaşabilecek miyim? Deneyelim. Oha oldu. Harbiden oldu. Harika. Ben görmez diye düşünüyordum. Görmesine çok sevindim. Düzgün bir kameram olsa inanın şu oyunu kamerayla oynardık ve çok zevk alırdık. Ancak buna uygun bir oyun mu ondan da emin değilim ama yurt dışında Amerika'da falan kamerayla oynuyorlar genelde bu oyunun Let's Play'lerinde. Oyun ismini unuttum. 84 mü olduk? Harika ya. Vallahi bu kadar geleceğinizi düşünmüyordum ha. 20-30 olur diye bekliyordum. Yayın kalitesi gerçekten Twitch'te iyi demek ki. Erdem Rompa, Mangan Rompa. Tamam hadi tamam. Bu kadar yeter gençler. Hadi başlayalım. 9 dakika olmuş. Biliyorsunuz en fazla 50 dakika dayanıyor benim çene. Hadi başlayalım. 6. vakadan devam ediyoruz. Stanley Parable'da gelişmeler var arkadaşlar. İnşallah 3-4 aya bitecek diye düşünüyoruz. Seslendirme. Ne oluyor be? Yanlışlıkla iki kere gittim. No'ya geldi yine. Seste bir sorun olursa, ses az kalıyorsa lütfen söyleyin. Şimdiden halledelim. Kaito'nun gitmiş olduğunu kabullenmek çok zordu. Sadece Kaito'da değil, Kokichi'de. Belki de bu replikleri üçüncü kez falan çeviriyorum. Çünkü biliyorsunuz son iki yayındır Danganronpa açıp farklı oyunlara geçiyorduk. Reisler ölmüştü yani. Donuyor mu? Hadi ya. Yapmayın. Gerçekten donuyor mu? Kaybedilen kare görünmüyor bende. Yok yok dedi.
bir arkadaş. Donmuyor değil mi? Donmuyor. Güzel. Sevindim. Hepimizin güvendiği ve hiçbirimizin güvenmediği iki kişiyi de kaybettik. Güzel bir zıtlık değil mi? Ama boşuna değildi. Çünkü gerçek üst akılı bulmaya daha da yaklaşıyorduk. Şu sahneyi 80. görüşümüz. Bu oyun asla sonlanmayacak. Asla ve asla. Asla ve kat'a da denebilir. Güzel bir çeviri olabilir. Ben buralarda oldukça son bulmayacak. Sonsuza kadar tekrar edecek. Neden böylesine eğlenceli bir şeyin son bulmasına izin vereyim ki? Eğlenceli olduğu sürece yapmaya devam edeceğiz. Etmeliyiz. Bu arz ve talep meselesi kadar basit. Ne kadar ilginç bir sesi varmış Junko'nun İngilizce'de. İngilizce'de hiç duymamıştım. İngilizce'de hiç duymamıştım ama Japonca'da çok sembolik bir sesi var. Yani karakterle bağdaştırdım. Çünkü Danganronpa 1'i ve 2'yi tamamen Japonca oynadık. İngilizce oynamadık. O yüzden. Bir de animeleri de Japonca izledik doğal olarak. Such despair. Ne keder ama. Later that night. Sol üstteki renk de değişiyor galiba. Şeyden, bölümden bölüme. O gecenin ilerleyen saatlerinde kendimi bahçede dikilirken buldum. Kaito ve benim beraber antrenman yaptığımız yer. Kalbim paramparça olmuştu. Göğsümün derinliklerinde acı hissediyordum. Ama yine de orada dikiliyordum. Well. Ne yapıyorsun? Sence ne yapıyor gibi duruyordun? Sigara içmediğime göre. Ama ki. Hey. Sen de gelmişsin. Okay. Evet. Sorry. Maki, özür dilerim. What? Ne için? Kaito'yu köşeye sıkıştıran bendim. Ses nasıl arkadaşlar? Ses yeterli mi? Artırayım mı biraz daha oyunun sesini? Tam bir dal yakmalık durumu aslında ya. Alemsiniz ya. Ya yani etki için evet. Doğrusu bir roman yazarı olsam veya oyunun yapımcısı olsam öyle bir şey konulabilirdi. Ancak tavsiye etmem hiçbirinize içmenizi. Canlarım benim. Selam Erdem abi. Ben Different Dude. Bu telefon hesabımda. Hayırlı olsun Twitch kanalın. Artık burada mısın? Değişik adam. Different Dude'u değişik adam olarak görmek de çok güzel. Bir de herhangi bir yardıma ihtiyacın olursa bana yazman yeterli. Çok teşekkür ederim. Bir süreliğine buralardayız. Evet, sonsuza kadar mı bilmem ama. O güzel Twitch'teyiz demiş. Pure Stats. Ses gayet müthiş. Harbiden beğendiniz he siz burayı. Hadi bakalım. Canın mıyız gerçekten demiş. Kaede gibi. Ben de benim için önemli olan insanlara ihanet ettim. Pardon. Kaide gibi derken Kaede'nin de ihanet ettiğini kastetmiyor galiba. Yani Kaede de dahil olmak üzere benim için önemli olan herkese ihanet ettim. Freepunk oynadı Erdem abi iyi oyunlar iyi yayınlar. Oyunu daha hiç oynamadım ve spoiler yemek istemiyorum. Görüşürüz. Tamamdır canım görüşürüz. Oh artık müsaadenizle yorumlarınızdan oyuna dönüyorum. Yayının sonuna kadar. Siz orada sohbet edin, takılın, tost yapın, parti yapın, patlamış mısır yapın artık. Hepsi benim hatam. Well. Yalnız mı hissediyorsun? Huh? Ne? Hey. Kaito gittiği için yalnız mı hissediyorsun? Okay. Evet. Çok yalnız hissediyorum ve çok üzgün hissediyorum. Ne yapmam gerektiğini bile bilmiyorum. Hayatta olmamın tek sebebi Kaito. Eğer o benim dostum olmasaydı That's right. ben de. Hiç yani daha doğrusu hiç değil de en son ne zaman bu kadar ağladım hatırlamıyorum bile. Yani çok uzun zaman oldu. Ama bundan sonra ağlamayacağım. Sen ağladın bir. Üzgünüm ama Kaito'ya da minnettarım. Minnettar mı? Okay. Evet, ona üzgün veya yalnız olmaktan ziyade
Ona minnettar olduğumu söylemek istiyorum. İşte bu yüzden bir daha ağlamayacağım. Kendime acımayacağım. Ona yaptığı her şey için ne kadar teşekkür ettiğimi göstereceğim. Göstermek istiyorum. Evet. Ben de aynı. Arkadaşlarımızın bizi bu kadar acınası halde görmelerini istemem. Sağ ol. Evet. Ha, demek buradaydınız. Düşündüğüm gibi. Burada olacağınızı biliyordum çünkü sizi bulmak için bir büyü yaptım. Eğer sorun olmazsa biz de size katılabilir miyiz? Antrenmanınıza yani. Bu cinayet oyununu sonlandırmak için tam teşekküllü bir spor yapacağım. Yaptıracağım hatta size. Beraber mi? Evet, Himiko ve ben Kaito'ya söz verdik. Evet, elimizden geleni yapacağız. Kedere karşı yenilmeyi göze alamayız. Haklısın. Monokuma umut kalmadığını söylemişti. Ama yanılıyor. Umut var hala. Arkadaşlarım benim umudum. Himiko yığılmış. Yalnız Sumugi bayağı formunda duruyor ha. Kaito en iyi şekilde tarif etti bunu. En iyi şekilde anlattı. Ben yalnız değilim. Bu doğru, arkadaşlarım var. Sadece arkadaşlarım da değil. Ölen arkadaşlarımız da bizim yanımızda. Hepsi bize umutlarını verdiler. İşte bu yüzden yaşamaya devam edeceğim. Ölen herkes için yaşamak istiyorum, onların adına. Keder beni yenemez. Tutunacağım. Ne olursa olsun hayatta kalacağım. Sağ ol Kaito. Let your sweat wash away all your sadness. Biz de devam ediyoruz arkadaşlar. Alnından ve bedeninden akan terin bütün üzüntünü, korkunu, endişeni ve dert ve tasalarını gidermesine izin ver. Just start moving your body and your pain will become memories before you know it. Kıpırdamaya başla ve acının gözlerinin önünde geçmişte kaldığını görmeye başlayacaksın. Hepsi bir mazi olarak kalacak yani. Onları artık hatırlamayacaksın. Onlar bir anıdan ibaret olacak demek istiyor. O zaman sen de antrenman yap. Benim derdim tasam yok ki. Abi yazın şuna Yusuf'a. Yaz lan. Çünkü ben Kaito Momota, yıldızların elçisi. Hey, no fair, Kaito. Adil değil Kaito. Instagram'da bir trend var ya, herkes birbirine şınav yazdırıyor böyle ilişkide laf yiyince. Yaz 100 şınav falan. Bunu 300 şınav ancak kurtarır falan. Aa, bu arada. Kibo'ya ne oldu? Kibo mu? Bilmiyorum. Ne yapıyor ki? Bir robotun antrenmana ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. İlk kez seni böyle gülümserken görüyorum bu arada. Ama hepimiz buradayız. Keşke o da gelseydi. Belki de bir cinayet planlıyordur. Kim bilir? Erdem abi buna komutan şınavı yaptırıyor. Sessiz. Çok sessiz. Ama bu sessizlik gerçekten tazeliyor beni. I used to hear my inner voice with perfect clarity. Adam meditasyon yapıyor lan. İç sesimi mükemmel durulukla duyuyordum. It would fill me with the power of hope, guide me along the right path. Beni umudun gücüyle dolduruyordu ve beni sırat-ı müstakime, yani doğru yola yönlendiriyordu. I can't hear it anymore. Artık duyamıyorum. All I hear now is silence. Tek duyduğum sessizlik. That silence means my will is now my own. Bu sessizlik artık irademin tamamen bana kaldığı anlamına geliyor.
Even if despair is all we have to choose. Birazdan Fatih'e okuyacak. Even if despair is all we have to choose. Keder seçebileceğimiz tek şey olsa bile. Even if hope no longer exists. Umut artık var olmasa bile. I will never give in to despair. Asla kedere yenik düşmeyeceğim. I will end this. Oha gaza gel. Bu işi sonlandıracağım. No matter what, I will force this to end. Güzel sesi varmış bu arada. Ne olursa olsun bu işe bir son vereceğim. Yani bir an gerçekten meditasyon dinliyormuş gibi hissettim, duruldum yani. Bu okul kedere boğulmuş durumda. Lan? Ne oluyor? Adam güncelleme aldı. Google Play güncelli. Hayda. And I will destroy it. Ve onu paramparça edeceğim. Aga ne yapıyorsun ya? Huzurlu yaşasaydık, manyak mısın nesin? 5 kişi kaldık geriye. Level atladı herif. İki kişi daha gitti. Oo çok çok azaldık be. Yok artık. Lan önceki oyunlarda 6 kişi kalıyordu, biz 5 kişi kaldık. Çok kötü oldu ya. Signing off diye bir başarım kazandı. Galactic Jacket. Ve Kokichi'nin Galatasaraylı donu. Hadi bakalım. Deme takalım. Oha 17'si. Oynayalı çok olmuş. 13 gün olmuş. Oyna en son oynayalı. Yo abi ikinci oyunda da 5 kişi kalmıştı. Eyvallah bunu bilmiyordum. Birinci oyun aklımda kalmış demek ki sadece. Sanırım kendimi tanıtmalıyım. Bu oyunda daha da azalırsak çok şaşırırım o zaman. Çünkü biliyorsunuz Danganronpa oyunlarında bir örüntü var. Ve genelde bu örüntü takip ediliyor. Özellikle cinayet şekillerinde. Benim adım Makoto. Ne? Hani bağlantılı değildi lan? Gerçi onu zaten geçen vakada şey yaptık ama ne diyorlardı oyuna başlarken? Herkes diyordu. Her yerde ve her şekilde diyorlardı. Aynı şeye döndü bu. İşte Spider-Man'in son filminde diğer Spider-Man'ler yok da görünmüyor da. Onun gibi hissettim yani. Makoto var ve evrenler Danganronpa'nın bütün oyunları bağlantılı. Benim hiçbir yeteneğim yok. Ben sıradan bir ergenim. Lan yanlış alarm arkadaşlar. Yanlış alarm, bu bizim Makoto değilmiş. Yanlış alarm. Bu sıkıcı görünen kişi benim. Gördünüz mü? Görünümüm bile çok sıradan. Böylesine elit bir okula girebilmek bile benim kötü şansımın başlangıcıydı. I can't keep up with my classmates' conversations or the teacher's lectures. Sınıf arkadaşlarıma da, öğretmenlerimin notlarına da ayak uyduramıyordum. I'm just treated like empty space in the classroom. Sınıfta boşlukmuşum gibi davranılıyordu bana. Hani boş bir şeymişim, hayal etmişim gibi belki de. My parents are constantly on my case. Evde de ailem üstümdelerdi sürekli. I'm fed up. Sonra doğrusunu söylemek gerekirse bıktım. I want to run away from my daily life. Günlük hayatımdan kaçmak istedim. I want to run away and just forget all this. Kaçmak ve bütün bunları unutmak istedim. I want to run away and run away and run away and run away and run away. Kaçmak, 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 kaçmak istedim. But I'm okay. Ama iyiyim ben. Abi şu saç şeklini affedersiniz ama ben hiç sevmiyorum ya ve buna bizim çocukluğumuzda Amerikan tıraşı derlerdi. Amerikan tıraşı denince çocuklara böyle bir tıraş yaparlardı berberler. Ve bazı sarışın çocuklar özellikle bilmiyorum filmlerde böyle görüp de işte aa bak bu modaymış filmlerdeki çocukların saçını böyle kestiriyorlar diye. Böyle kestiriyordu aileler. Ben sevmiyordum yani. Aileme de hiç böyle kestirmedim. Sağ olsunlar onlar da zorla hiç böyle kestirmediler.
Ama seven vardır illaki. Mantar saçma deniyor bunu. Ne deniyorsa artık. Benim yaşamak için bir sebebim var. Dört gözle beklediğim meselelerim var. Kase koyup mu kesiyorlar? Abi çok güzel işte fırça gibi. Ne alaka lan Gerçi yani bir andırıyor. Evet. Ama yok ya ben beğenmiyorum. Bu aralar ben niye kekeliyorum ya? Konuşamıyorum şaka gibi. That's why I'm gonna be okay. İşte bu yüzden iyi olacağım. Sarışın çocuklarda biraz daha iyi duruyor ama. Thanks for the courage. Bana verdiğin cesaret için teşekkürler. Thanks for giving me something to get totally obsessed with. Bağımlı olacağım bir şey verdiğin için sağ ol. Thanks for the strength to keep going. İlerleme gücü bahşettiğin için teşekkürler. I'll keep on rooting for you. So please keep trying your best. Senin için tezahürat etmeye devam edeceğim, o yüzden lütfen elinden geleni yap. And ve one day, bir gün also ben de bir level atladığı girdi galiba. Yok abi bence sarışınlar da böyle saç şekli yapmamalılar diyeceğim. Şu an aklıma kuzenim geldi, benim dayımın oğlu. Hatta Rubik Küp diye bir short atmıştım. Oradaki kuzenim de aynı saç şekli. Şimdi düşünün, çocuğa Vered'e yakışıyor lan. Doğru, bu sarışınlara biraz yakışıyor. Tamam hadi, yenilgi gibi kabul ediyorum. Patlıyoruz şatlıyoruz, ne oluyor ya? Mısır patlaması. Ne oluyor? Okul havaya uçuyor. Hey şuraya bakın. Kafamı çevirdim. Alın abi, herkes patlıyor. Oo. Birader 3 boyutlu modelini yapmışlar, bence mutlu olmasın. Diğer hiçbir karakterin 3 boyutlu modeli yok böyle. Yalnız bayağı da iyi yapmışlar ha. Ben yine idam sahnelerindeki gibi resimden ibaret olur diye düşünmüştüm de ağzına tükürdü, hiçbir şey bırakmadı. Kim o? Ne yapıyorsun sen? Uçuyor. Büyü mü bu? Senin merak ettiğin şeye bak. Ne planladığını bilmiyorum ama okula fütursuzca saldırıyormuş gibi görünüyor. Yalnız o animasyonlu bir şekilde oyunu oynamak isterdim yani. Etrafı ben patlatmak isterdim. Iron Man gibi. Acele edip onu durdurmalıyız yoksa başımıza dert açacak. Ama nasıl? Onunla konuşmalıyız. Aşağı indirmeliyiz. Bu tehlikeli. Dikkatini çekmemiz lazım. Evet. Şaka maka oyun bitiyor be. Sonunda cinayet işlenmeyecek anladığım kadarıyla. Direkt şeye geçeceğiz. Önceki oyunda nasıl geçmiştik hiç hatırlamıyorum. Gerçekten ben hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Ne oldu da ikinci oyunda Junko ile savaş alanına gitmiştik hatırlamıyorum. Savaş alanı gibi. Onun dikkatini çekmeliyiz. Kibo gel buraya. Bizi öldürmeye mi çalışıyorsun? Kibo. Gel ve konuş bizimle. Abi akşam ne yedin? Bunu cevaplamayayım ya. Canınız şeker. Ok abi ne bitmesi ya demiş. Daha 5 saat var bitiyor dediğin demiş. Boss fight olursa zevkli olur ha. Çünkü ben gerçekten Ultra Despair Girls'te eğlendim. Farklı bir oyun türü olması çok mutlu etti beni. Artık görsel roman oynamaktan sıkıldım. Sizin de tahmin edebileceğiniz üzere. Kibo'ya bağırdım. Sonunda yavaşça yanımıza geldi. Geliyor. Evet. Görüşürüz Emin. Beni mi çağırdınız? Acele anlatın. Yapmam gereken işlerim var. Elemana bak. Allah kafana bir vurun görürsün. Başka meseleler mi? Bu oyunu sonlandıracağım. Ne? Ve bunun için de bu akademiyi yok etmeliyim. Ne dedin? Eğer okulu yok edersem oyun da son bulur. Mantıklı da bizi de yok etme de. Bu yüzden mi silahın var? Silah ve jetpack ne iş? Laboratuvarımda buldum. Öyle mi? Evet, biraz modifiye ettim. Ne zamandan beri bunu yapabiliyorsun? Level falan mı atladın sen? Bir level atladın. Bir şey mi oldu?
Laboratuvardan bir şey kullanmak istemediğini söylemiştin. Right. Evet. Sen bilim kurgu gibi görünmeyi sevmiyordun. That's right. Evet. Gerçek bir insan gibi görünmek istedim hep. Sizin gibi. I have decided. Ama artık bu isteğe takılma arzum yok. Böyle bir lüksüm yok daha doğrusu. Benim amacım da davam da belli. Bu akademiyi de oyunu da sonlandırmalıyım. Bekle, eğer bunu yaparsan hepimiz öleceğiz. Aziz Allah. Ezan mı okunuyor? Anlamadım ki. Dış dünyada oksijen yok. Canlı da yok. Hayatta kalmamızın tek sebebi bu uzay mekiğinin içinde olmamız. Evet, bizi de mi öldürteceksin? Eğer yaptıklarım ölümünüze sebep olacaksa olsun gitsin. Olsun gitsin de ne demek? Monokuma bize kederin tek seçenek olduğunu söylemişti. Umudun burada var olmadığını. Ve ne yazık ki haklı. Bu oyun devam ettikçe bizi sadece keder bekliyor. Hayır, umut hala var. Umudumuz herkes. Hayatta olan arkadaşlarımız. Evet, beraber çalışırsak bu oyunu sonlandırabiliriz. Son bulmayacak, asla. Bu oyunu sonlandırsak ve kaçsak bile nereye gideceğiz? Dünya yok olmuş, insanlık son bulmuş. Gidecek, dönecek bir evimiz yok. Doğru olabilir ama Onokuma haklıydı. Bir tek keder kaldı elimizde. Ve dış dünyayı değiştirecek güç yok bizde. Tek yapabileceğimiz kedere boyun eğmek. Hey. Ve sen de bunu yapmak için hepimizi öldürtecek misin? Logical. Evet, Monokuma'nın bu oyuna devam etmesinden çok daha iyi böyle olması. What was that? Sen ciddi olamazsın. Listen closely. Kaito ve Kokichi bunun için canlarını verdi. We must do it. Biz de onlar gibi yapmalıyız. Canlarımızı vermeliyiz. Malsın galiba kardeş. İç sesin sana bunu yapmanı mı söylüyor? No. Şunun üstüne bir su atın ya, Allah aşkına. Hayır, artık o sesi duymuyorum. Duymuyor musun? That's right. Bir sebepten dolayı duymuyorum, evet. Bu karar benim kendi irademle verilmiş bir karar. I have decided. Kendimi modifiye edip akademiyi bitirmeye karar verdim. Everyone. Kedere boyun eğemeyiz. Çünkü biz akademinin öğrencileriyiz. No. Hayır, bu yanlış. Why? Ne? That's... Çünkü hala umut olabilir. Ev diyebileceğimiz bir yer var olabilir. Well then. Bunu neye dayanarak söylüyorsun? That's wrong. Hiçbir şey. But... Ama içimde bir his var. You... His mi? Aynı o aptal gibi konuşuyorsun. Because... Kaito'yu kastediyor. Çünkü Kaito öyle dedi. Kokichi'nin de dediği gibi, eğer bu oyunun kuralları o kadar önemliyse birileri izliyor olmalı. Okay. Hiçbir cinayet oyunu seyircisiz olamaz. Umudun Zirvesi Akademisi de aynıydı. Seyirciler için yapılmış bir cinayet oyunuydu. Bu oyun da aynı olmalı. Birileri bir yerden bizi izliyor olmalı. Doğru. Böyle bir ihtimal var. Ve o ihtimal bizim umudumuz. Ne? Her yeri araştırmadık. Hala cevaplanacak sorular var. Pes edemeyiz. Gerçek bir dedektif gibi konuştun. Pekala. Size katılacağım. Kibo. Ama şafağa kadar vaktiniz var. Daha beklemem. Manyağa bak. Lan paşa mısın sen? Seni mi tatmin etmeye çalışacağız biz? Ya bağlayın şunu. Şafağa kadar mı? Yeah. Evet. Gerçi buradaki şafak bir illüzyondan ibaret. Eğer şafağa kadar oyunu durduramazsanız 100%. Bu oyunu da kendimi de bitiririm. Bitiririm mi dedin? Reis geldi ya. Didn't I tell you? It's impossible.
able to end the killing game. Söylemedim mi ya? Allah Allah. Bu oyunu sonlandırmak mümkün değil. Ki bu kapatılsın abi ya. Şey gibi oldu. Erkekler kapatılsın der gibi oldu. 75 kişiyiz. Harikasınız. Emo boy, key boy, emo. Çünkü cinayet oyunu sonsuzdur. Geri döndü. Bu oyuna son vermeye çalışmak okul kurallarına aykırı. Daha doğrusu bu okulu yakıp yıkmaya çalışmak. Bu isyandır. Ne olmuş yani? Bunun olmasına devam etmesine hatta izin vereceğimi zannediyorsan feci yanılıyorsun. Sen arıza mı verdin? Yoksa başka türlü nasıl bana karşı çıkabilirsin ki? Evet, o ölene kadar öldürelim hadi onu. Bir robotu parçalarına ayırmak hiç de mide bulandırıcı değil. O yüzden bu sefer ben de katılabilirim size. Sürekli midesi bulanıyordu çünkü hatırlarsınız. Baba, ben de öldürebilir miyim? Ah, çok gaza geldiler. Pekala, başka sözün var mı? Son sözün var mı? Savaş moduna geçtiler. Burası tehlikeli millet. Gidin buradan. Kibo. Kibo, sen iyi misin? Yeah. Shuichi, lütfen o bahsettiğin gerçeğe ulaş. Well then. Her şey sana bağlı. Git hadi. Okay. Sağ ol. Never forgive rule breakers. Anyone who messes with the killing game must die. Aykırılar affedilmez. Bu oyunu bozmaya çalışan herkes ölmelidir. Exiles Assemble, yani şey diyor, Avengers Assemble diyor ya. Avengers ne diyordu filminde Türkçe dublajında? Toplanın mı diyordu? Toplanın diyordu değil mi? Toplanın Exiles'ler. No. I won't let you run amok anymore. This killing game is over. Elinizi kolunuzu sallayarak dolaşmanıza izin vermeyeceğim ha. Bu oyun son bulacak. Birleşin mi diyordu? Sağ olun ya. Exiles'ler birleşin. Symbol of hope itself. Umudun Zirvesi Akademisi'nin adına, umudun sembolü adına. You will destroy the Ultimate Academy and bring down this monument to despair. Bu akademiye son vereceğim ve kederi yerle bir edeceğim. Kamehameha yaptı ya. Çok iyi. Her şey öyle başladı. Kibo ve Exiles'ler arasındaki savaş. Oğlum şey, müziği başlısı çok komik olmaz mıydı? Dın 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 dın. Üstünler birleşin. Ultimate Assemble. Yeraltına mı kaçtık acaba? Merak ettim. Goodbye Danganronpa. Son Danganronpa oyunu arkadaşlar. Hadi yine iyisiniz he. Elveda Danganronpa. Giriş katına koştuk. Her şey kötüleşti bir anda. Sonunda robot isyanı başladı. Hep bundan korkuyordum zaten. Yani derler ya işte robotlar artarsa, dünyada robotlar meydana gelirse, robot toplumu oluşursa işte isyan çıkarırlar mı falan, ona atıf yapıyor. Ben robot diye hatta film çıkmıştı hatırlarsınız. Şeyin. Kimin lan? Unuttum ha. Şaka bak. Adamın adını unuttuk iyi mi? Ben robot. Filmi. Kimmiş? Will Smith. Heh. Bu aralar isim hafızam -0 ya. Çok kötü. Güzel filmdi. Kitabını okumanızı da öneririm. 3 robot kanunu. Isaac Asimov. Böyle olmasını beklemiyordum doğrusu. Neden monokuma böyle bir silah araştırma laboratuvarında bıraksın ki? Çok dikkatsiz bir, öyle değil mi? Bence bilerek yapıyor bunları. Dikkatsizlikle alakası yok bunun. Uykum geldi ya, şaka baka bir mola verelim. 2-3 dakika bir su için. Çayınızı, çekirdeğinizi tazeleyin. Abi sen Alzheimer falan olmuyor, eminsin değil mi? Abi inşallah ya, vallahi korkuyorum bu aralar. Balık
Balık yemem lazım. Büyük ihtimalle ondan dolayı. Aa, Beyza gelmiş. Hoş geldin Beyza. Yani korkmaya başladım doğrusu Ziya, biliyor musun? Ama yani hafızam bu kadar sıkıntılı olsa bu kadar cümleyi ve İngilizce kelimeyi nasıl hatırlayacağım diye de düşünmüyor değilim. Acaba beynin belli bir kapasitesi var da ben mi şey yapamıyorum? Yani düzgün dolduramıyorum veya dolup taştı mı acaba? Bir şeyleri mi silmem gerekiyor diye düşünmüyor değilim. Hadi su molası. Çok esneyip duruyorum çünkü. Devam edebiliriz arkadaşlar. Elhamdülillah. Hadi bakalım. Twitch kanalından yayın tekrarlarını izleyebilirsiniz. Korkmuyorum. Korkmuyorum. Ne yapacağız? Remember. Daha önce de dediğim gibi, gerçeğe ulaşmamız lazım bu oyunu sonlandırmak için. What's that mean? Peki ama nereden bakacağız? Nereden bakmaya başlayacağız? Tabii ki de üst akılın kimliğini bulmamız lazım What? önce. Üst akıl mı? Gerçekten bu akademide bir üst akıl var mı? Because. Eğer dış dünya yok edildiyse, o zaman üst akıl bu okulda bir yerlerde olmalı. Kokichi üst akıl değildi o zaman. No. Ama Gober projesiyle kurtarılan sadece 16 öğrenci var Nope. diye düşünüyordum, sanıyordum dedi. Sence de Gober projesine biri sızmış olamaz mı? Niye geçemiyorum? Şu anda That's geçemiyorum ben. right. O kişi üst akıl olabilir. Bu okulda bir yerlerde saklanıyor olabilir. Kederin kalıntısı mı bu kişi peki? That's true. Kokichi dışında biri mi var Keder'in kalıntısı olan?
O kişiyi bulup öldürebilirsek o zaman bu oyunda sona erer. Onu öldürmek konusunda emin değilim. Ama evet, bu akademide bir yerde saklanıyor olmalı. Çok devasa bir yer burası. Araştırmadığımız yerler olmalı. Denemeye değer. Bulmamız gereken tek şey bu da değil. Bu oyunu gerçekten sonlandırmak için bu keder aklını bulmamız gerekiyor. Ve umudu bulmalıyız. Umudu mu? Pardon, Mastermind of Despair and Hope. Yani keder ve umut aklını, üst akılını bulmamız lazım diyor. Evimiz. Yani where we are going to live after this killing game ends. Bu oyunu son bulduktan sonra yaşayacağımız yer. Oralarda bir yerde umut olduğunu biliyorum ve çıkmadan önce bulmalıyız. Bu kurgu değil. Yani o işler o kadar yolunda gider mi emin değilim. Hey. Ama ararsak bulabiliriz. Herkes bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Okay. O yüzden denememiz lazım. That's true. Ki bu bilgisayarların dikkatini dağıtıyor. O yüzden okul kurallarını gönlümüzce Okay. çiğneyebiliriz. Araştırmadığımız odalar olmalı. Haklısın. Şikayet etmenin zamanı değil. Elimizden geleni yapalım. E peki? Okay. Zor olmamalı. Ne kadar imkansız görünürse görünsün, başaracağız. Maki. Okay. Doğru. Alright. Umudu ve kederi bulmalıyız. Sonra oyun son bulacak. Ne? Araştırma başladı. Tamam, başka Hey. cinayet işlenmeyecek o zaman. Hadi dağılalım ve arayalım. Dağılalım mı? Ama şu an tam birleştik, gaza geldik. Evet ama vaktimiz kalmadı. Ne yazık ki. You're right. Evet, yakında görüşürüz. Hiçbir şey anlamadım. Umarım oyun beni yönlendirir. Peki ben de gitmeliyim. Oyunu şafaktan önce sonlandırmalıyım. O nasıl bir ses lan? Ne oluyor be? Döner ekmek yemeye gelmiştik. Allah Allah. Kibo'yu öldürdüler mi acaba? Ne, bir delik mi? Ha, Kibo'yu oraya gömdüler zannet. Artık arkadaşlarla bağlarını test etme vaktin. The time to down and your bone with your friends will be displayed. Şafağa kalan vakit ve arkadaşlarınla olan bağın ekranda gösterilecek. Eğer bağın artarsa büyük yıkıntıları giderebilirsin, kenara çekebilirsin. O yüzden şafak sökmeden önce oyunu sonlandırmak için elinden geleni yap. Ne yapıyorum? Hiçbir şey anlamadım. Burada bir merdiven var. Neden bir merdiven var? Burada gizemli bir eşya olması gerekmiyor muydu? Oyunu bir kaydedeyim. Çünkü sakata gelecekmişiz gibi bir his var içimde. Hiçbir şey anlamadım. Demek ki arkadaşlarla aramızı iyileştirmemiz gerekiyor. Hadi bakalım. Yolu arkadaşlar. Burada deliller olmalı. Araştırmalıyım. Yukarıda bir zaman kısıtlaması var. Ne oluyor be? Aa, bunlar sıfır gerektiriyor. Koş koş koş. Şu an bayağı aramız iyi herhalde. Şeyleri kenara atabildiğime göre. Kırılmış. Ama bu kapı üstün laboratuvarı olmalı. Açılmıyor. Ama sadece bir araştırma laboratuvarı kalmıştı. Kukichi'nin bu. Üstün liderin laboratuvarı. Kurallara göre eğer birinin laboratuvarı açılmadan önce öğrenci ölürse o zaman o laboratuvar sonsuza dek kapalı kalır. Bu yüzden birininkini daha açamamıştı diye hatırlıyorum. Ama ki bunun patlayıcıları burayı kırdı. İçeri girebilirim. İçeri girmeliyim hatta.
Lan Batman'in ini gibi ya, muazzam değil mi? DICE falan yazıyor. Demek Kokiç'in laboratuvarı burası. DICE oyun şirketi değil miydi ya? Gerçekten kötü bir organizasyon hissi var burada. Heh, Rantaro'nunkini de açamamıştık. Ama burada kederin kalıntısı olarak diyebileceğim bir şey yok. Hadi ona gösterelim. Umut mu? Keder mi? O zaman Kaito vardı Exisal'in içinde. Ama keder kalıntısı olmakla alakalı bir şey bildiğini zannetmiyorum. Kokichi ve Kaito biz flashback fenerini kullandığımızda orada değillerdi. Ama o anı olmadan bile gerçek hala aynı. Eğer bu laboratuvar Kokichi için tasarlandıysa, kederin kalıntılarıyla bir bağı olmalı burada. Belki de bir yerde saklıdır. Kapsamlı bir şekilde araştırma yapmam lazım. Hadi bakalım neleri araştırabiliriz. Showcase, gardırobu bir araştıralım. Burada birbiriyle eşleşen ayakkabılar ve renkli kıyafetler var. Eğer burası liderin laboratuvarı ise bu üniformalarda organizasyon üyelerinin mi acaba? Burada rahatsız edici eşyalar var. Gaz maskesi, kelepçe. Ayrıca peruklar ve gözlükler var. Sanırım kılık değiştirmek için. Çok komik duruyorlar. Yani komik derken karikatürden çıkmış gibi görünüyorlar demek istiyor galiba. Bunlar kederin kalıntılarının kullanacağı şeylere benzemiyorlar. Kokiç'in arabası satılık mı acaba? Merak ettim. Alasım geldi şu an. Bu neymiş? Amblem. Bu Kokiç'in yürüttüğü kötü organizasyonun amblemi olmalı. Bir ağlıyor, bir de gülüyor. Timsah gözyaşları dediği bu olsa gerek. Ama gerçekten kederin kalıntıları mı koydu bu amblemi? Bu neymiş? Merkezdeki sandalye. Adamın tahtı var lan. Bu Kokiç'in sandalyesi. Gerçekten de bir liderin sandalyesi gibi görünüyor. Abi o arabanın Türkiye ekonomisinde bir 2 lira vardır. 2 milyon demek istedim galiba. 6 sıfırlı demiş hemen. Ama bir şeyler tuhaf. Çok klişe, her şey klişe. Sanki bütün bu oda bir şaka gibi görünüyor. Helikopter ne alaka ya? Oyuncak helikopter mi? Kokiçi'nin mi? Süper araba mı? Bu acaba kötü organizasyona bağlı kişilerin etrafta sürdüğü türden araba mı? Ama ne çeşit kötü bir organizasyon böyle şaşalı arabalara binmek ister ki? Bu daha çok bir çocuğun fikrine layık gibi. Çocuğun aklına layık bir şey gibi görünüyor. Burada büyük bir masa var. Strateji görüşmeleri için sanırım. Ve ilgimi çeken herhangi bir şey yok. Her şeyi araştırdık birader, ne kaldı ki? Vallahi doğrusunu söylemek gerekirse, ha şurada bir şey var. Kitap var. Umudun Zirvesi Akademisi'nin tam tarihi. Kitabı aldım ve sayfaları karıştırdım. Ve içinde Umudun Zirvesi Akademisi, Gelecek Vakfı ve keder kalıntıları ile alakalı bilgiler vardı. Bu umut ve keder arasındaki savaşın tarihi. Ama bunların hepsini hatırlıyoruz. Bu bilgiyi biliyoruz. Sanırım benim işime yaramayacak. Sanırım. Hayır, bir şeyler tuhaf. Bir şeyler yanlış. Çünkü bu kitapta yazılanlar. Gerçekten kitap okuyacak zamanın var mı? Ah Maki. Maki, elimin arasındaki kalın kitaba baktığında şaşkınlıktan kas katı kesildim. O Modun Zirvesi Akademisi'nin tarihi mi? Neden bunu okuyorsun ki? Zaten hatırladın bunları feneri kullanınca. Ben de öyle düşünmüştüm. Hey. Ama harika zamanlama. Benimle gelsene. Ne için? Is that all right?
Bana bu tarihle alakalı hatırladığın her şeyi anlatmanı istiyorum. Neden? Çünkü önemli bir şeyi kontrol etmem gerekiyor. Anlamıyorum ama tek yapmam gereken anlatmak, değil mi? Bana büyük bir... Karşımda büyük bir iç çekti. Hatta tiyatral bir iç çekmeydi bu. Sonra sıkıcı bir monoton bir sesle konuşmaya başladı. It all began at Hope's Peak Academy. Elhamdülillah. Her şey Umudun Zirvesi Akademisi'nde başladı. The biggest, most awful, most tragic event in human history. En büyük, en kötü, en trajik olaydı insanlık tarihindeki. The world was plunged into ruin. And humanity into the depths of despair. Arkadaşlar, üniversite tercih sonuçları açıklandı. Umudun Zirvesi Akademisi'ni kazanan var mı aranızda? Varsa söyleyin de kutlayalım bari, ne yapalım. Eşit ağırlık 420, taban puan 28K sıralama istiyor. Nereye diyorsun? Umudun Zirvesi'ni mi diyorsun? Çok iyi abi, beni çağırdılar. Abi ben 1 puanla kaybettim ya. Altımı Türk ol ayı. Ne alaka? 40 yılda bir iyi bir okul seni seçer ama bu okul Umudun Zirvesi Akademisi'dir. Kantini bile tutmaz abi. Umudun Zirvesi Akademisi özel değil miydi? Aynen, özeldi galiba. Vakıf Üniversitesi diyormuş. Gelecek Vakıf Üniversitesi. The world was plunged into ruin and humanity into the depths of despair. Dünya kedere boğulmuş, insanlık da kederin derinliklerinde kaybolmuştu. This tragic event was caused by a lone high school girl. Liseli bir kızın başının altından çıkmıştı bütün bu olaylar. The ultimate despair. Haruki Murakama diyormuş. Üstün keder, Junko Enoshima. Şu anki ekranda görünen çizim de çok iyi çizilmiş bu arada. Yani gerçekten çizerler kendilerini her oyunda geliştirmişler. She organized the killing game of Hope's Peak Academy 78th class. Dünyayı kedere boğmak için Umudun Zirvesi Akademisi'nin 78. sınıfını cinayet oyunu oynamaya zorladı. Of, ne kadar çok kişi öldü ya. Gerçekten ölenler. Tipe bak ya, ağzı kulaklarına varmış. Kendi kurduğu oyunda canını vermişti. Kendi kurduğu oyunda kendi ellerinden ölmüştü hatta yani. Kazdığı kuyuya kendisi düştü. Ve ölümüyle keder yavaş yavaş son bulmaya, dünyada iyileşmeye başlamıştı. Tiplere bak. Ama kederin kalıntıları onun mirasını devam ettirdi. Gelecek Vakfı onlara karşı kurulan bir vakıftı ve bir savaş çıktı. Bir gün savaş bir anda sona erdi. Meteorlar değil mi? O kısmı es geçebilirsin. O kısmı anlatma. Yani Umudun Zirvesi hakkında hatırladığın yeni bir şey var mı? It was later rebuilt by former members of the Future Foundation and resumed operations. Ah, puan kaydedip çıkmak istiyorum ama ara sahnedeyiz. It was later rebuilt by former members of the Future Foundation. Gelecek Vakfı'nın ilk üyeleri tarafından daha sonradan tekrar kuruldu ve operasyonlara kaldıkları yerden devam ettiler. They continued to scout students who possessed ultimate level talent. Üstün seviyesinde yeteneği olan öğrencileri almaya devam ettiler. Tek bildiğimiz bu.
Bu mantıklı değil. Oha tipe bak. Emo oldu. Bence burada sonlandırabiliriz. Reach hazır saçını indirmişken. Yoruldum be. Şaka maka. Kaydedebilir miyim? Teşekkürler oyun. Yoruldum vallahi. Elhamdülillah. 2-3 yayında araştırma kısmı bitip duruşmaya geçsek harika olur. Bakalım. Zaman gösterecek ne zaman biteceğini. Herhalde 2 haftaya biter. Bu oyun beni inanılmaz susatıyor. Bir arkadaşım bir konferansa çevirmen olarak katılmıştı aynı böyle. Bir saat mi ne sürmüştü? Onunki çok daha yoğun bir konferanstı. Danganronpa'da Allah'tan şey yani. Her şey cümle cümle geliyor. O çocuk bütün konuşmaları canlı. Yani simultane şekilde çevirmişti. Bir kulağından girip diğerinden çıkarken çevirmişti ve herhalde ara veriyorlardı diye tahmin ediyorum. Hiç kimse bir saat boyunca oturup sesli çeviri yapamaz simultane. Bana fotoğraf atmıştı toplantı bittikten sonra. 5-6 tane şey yarım litrelik su kesi bitirmişti diye hatırlıyorum. Gerçekten çok konuşan biriyseniz bedeninizin suya ihtiyacı var. Buradan da su içmeyi hatırlatmış olalım. Lütfen su içmeyi unutmayın arkadaşlar. Su çok önemli. Bedeninizin sağlığı için. Bedeninizin %70'i su unutmayın. Ve içtiğiniz kahve ve çay suyun yerine geçmeyecek. Ben 2 bardak çay içtim, su içmeme gerek yok diye lütfen düşünmeyin. Evet. Güzel bir yayındı. Katıldığınız için teşekkür ederim. Bu yayın bittikten sonra belki gerçi orada 7 gün boyunca yayın aç falan diyordu ama sanıyorum 7 gün sonra abone olma tuşumuz da açılır ama buradan devam eder miyiz? Ondan emin değilim. Çok eğlenceli bir yayın oldu benim için. Bir ara 84-90 kişi falan geldi. Harikasınız. O bağlamda. Görüşmek üzere. Buradan görüşürüz tekrar. Hoşça kalın. İyi ki varsınız.